Zihniye yavrunun önemli özelliklerinden biri de arkadaşlar biçimlenme yeteneği. Bakınız diyor ki Güney yağfır sıcak güneş ve basınç altında tutulursa istediği şekli alır diyor. Sıcakta ve buharla yapılan bu şekil verme işleminde fiksaj deniliyor. Hatırlayacak olursanız geçen hafta günün kimyasal özelliklerini anlatırken suyla olan ilişkisi kapsamında buraya bahsetmiştim. Soğukta güney yağfırda suyun etkisi şişme yönünde oluyordu, bir de bu karbonun azalması yönünde oluyordu. Ama siz sıcakta buharla belli bir süre, kısa sürelerde bir suyla, sıcak suyla işleme tabi tutarsanız ne yapıyormuş arkadaşlar? Belli bir şekil verebiliyormuşuz. Bu şekil verme işlemine de fiksaj adını veriyormuşuz. Bunun da mantığı şuymuş arkadaşlar. Sıcak su buharı ile yün proteinindeki tuz bağları ve hidrojen bağları kopar. Sonuçta dedik yani mukavemet düşer dedik. Bu mukavemetin düşmesinin sebebi tuz bağları ve hidrojen kökleri parçalanması, kopması. Buradaki mantık da aynı. Buharla bu bağları kopardınız. Kopan bu tuz bağları dolayısıyla yönü dayanıklılığı azalır. Kolayca istenilen şekil verilir. İşte bu buharla vermiş olduğunuz bu durum karşısında bir de şekil veriyorsunuz. Bağları koparsınız, bir de şekil veriyorsunuz. Şekli verdikten sonra da ani bir soğutma işlemi yaparak bu kopan bağların yeniden fakat farklı şekilde bağlanmasını sağlıyorsunuz. Yani bir önceki şekilden farklı bir şekilde bağların yeniden oluşmasını sağladığınızda vermiş olduğunuz şekil kalıcı olmuş oluyor. Hani bunu da geçen hafta şöyle anlatmıştık. Saçımızı sabah kalktık, sıcak suyla yıkıyoruz ve hemen arkasından ne yapıyoruz? Fön çekiyoruz. İşte kuruyken saçımızdaki o tuz bağlarını, hidrojen köklerini kopardık, ıslatarak kopardık. Hemen arkasından kendi haline bırakmadan bir etkiyle, işte fön makinesinin etkisiyle şekil vermeye başlar. İşte o vermiş olduğunuz şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Kuru kaldığı sürece muhafaza ediliyor. Buradaki mantık da önce yapıyı bozuyorsunuz, derken sadece bağları kopartıyorsunuz, yapıyı bir miktar gevşetiyorsunuz, bir şekil veriyorsunuz ve şekilde kalıcılığını sağlıyorsunuz, yeni bağlar oluşturuyorsunuz. Mantık bu arkadaşlar. Bu olayı da biçimlenme yeteneği olarak ifade ediyormuşuz. Tabii bunu da bu fiksajda yine geçen haftaki derslerimizde bir geçici fiksaj bir de kalıcı fiksaj olarak ifade etmiştik. Hatırlayacak olursanız eğer yaptığınız çalışma işletmeyi ilgilendiriyorsa sıcak su ile yaptığınız bir fiksaj işlemi ise bu fiksaj işlemi geçici fiksaj oluyordu. Amacımız sadece kumaşın yüzeyindeki işte kırılganlığı gidermek, boyutsal düzgünlük sağlamak vesaire. Tamamen işletmeyi ilgilendiren bir durumdu. Ama bu vereceğiniz fiksaj işlemi kullanım aşamasını ilgilendiriyorsa burada vereceğiniz fiksaj kalıcı olacak. Ona da geçen hafta dekatürleme demiştik. Hatırlayacak olursanız dekatürleme demiştik. Dolayısıyla orada da neyle yapıyoruz? İşte orada da buharla yapıyoruz dekatürlemeyi. Buhar etkisiyle önce buhar, sonra soğuk su ya da şöyle önce buhar, sonra soğuk hava arkasında ya da sıcak su, soğuk su beraberinde yaptığımızda en şeyin etkisinin kalıcı olduğunu ifade ediyoruz. Hani bu işte buharda kalma süresi de 3-5 saniye, 10 saniye. Çok fazla uzun bir sürede bekletiyorsunuz. Kısa sürelerde bu işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Ve yine geçen hafta şunu söylemiştik. Yün elyafı özellikle yüksek sıcaklıklardaki suda kolaylıkla etkilenebiliyordu arkadaşlar. 150 derecedeki suda yün elyafı tamamen parçalanıyordu. Bakınız hani şu bölgelerde dedik ki hidrojen bağları, tuz bağları kopuyor dedik ama 150 derecedeki bir suyla muamele ederseniz peptit bağı kopacaktır. İşte amit grubundaki o karakteristik gruptaki peptit bağlarının kopması sonucu elyaf tamamen parçalanacaktır. Dolayısıyla özellikle yüksek sıcaklıklarda yün ile çalışırken dikkatli ve kontrollü çalışmakta fayda vardır diyoruz. Önceki diyelim. 6. özelliğimiz arkadaşlar incelik özelliği. Yün elyafındaki inceliği biz S derecesi olarak ifade ediyormuşuz. 1 pound ağırlığında diyor. 1 pound kaç gramdı? hatırlayabiliyor muyuz? Bir pound kaç gramdı? Evet. Hakan hatırlayabiliyor musun? Bir pound. Arkadaşlar 454 gramdı. Yani libre. Libre pound. Aynı şeyi ifade ediyor. Bakınız ne diyor? 1 pound ağırlığında 560 yarda uzunluğunda tek kat ipliğin inceliği 1S derecesi olarak kabul edilir diyor. İşte demek ki bakınız yün elyafında, hatta bu numaralandırma sistemlerinde Straygan, Kamgan ifadesini de kullanmıştık. 1 pound ağırlığında 560 yarda uzunluğunda diyor. Tek kat ipliğin derecesi inceliği 1S olarak ifade edilir. 560 yarda da ne eşit olacaktı arkadaşlar? Bir hanka eşit olacaktı mesela. İşte yün için bir hanka eşit olacak. En düşük 32S, en yüksek 80S olarak yün lifleri kalitelerine göre sınıflandırılır diyor. Mesela bir yün elyafının kalitesini tespit edecek olursanız S derecesi cinsinden bu tespit ediliyormuş. Diyelim ki bir şeye gittiniz arkadaşlar. Diyelim mağazaya gittiniz, bir işte abiye kıyafet alacaksınız, takım elbise alacaksınız, neyse. Tezgahtar size şunu diyecek işte. Diyecek ki bu ceketimiz yünlüdür. İşte 70 S diyecek mesela. Atıyorum. Bu S değerini kendisi de kullanacak. Ama niye kullandığını da belki bilmiyordur. Belki biliyordur, belki bilmiyordur. Demek ki burada neyi belirtiyormuş arkadaşlar? Kalitenin göstergesi olarak ifade ediliyormuş. 80'e yaklaştıkça kalitenin arttığı, 32'ye doğru yaklaştıkça da kalitenin düştüğü. Ya da 80'e yaklaştıkça inceldiği, lifin inceldiği, 32'ye yaklaştıkça lifin kalınlaştığı anlaşılsın arkadaşlar. 7. özelliğe baktığımızda dayanıklılık özelliği. Yün elyafı oldukça dayanıksız bir liftir. Niye dayanıksız bir liftir arkadaşlar? Çünkü yünün yapısındaki keratin elyafın %32'lik kısmı, %33'lük kısmında var. 3'te 2'lik kısmı diğer safsızlıklardan ibaret. Dolayısıyla 3'te 1'lik kısmında elyafı oluşturan yapı olduğu için dayanıksızlık buradan geliyor. Bunun sonucunda da kristalin bölge oranı az, amorf bölge oranı da yüksek olduğunu söylüyoruz. Az miktarda hidrojen köprüsü oluşturmasından dolayı gerilme direnci ve kopma mukavemeti düşüktür diyor. Pamuk ve keten gibi bitkisel liflerle karşılaştırıldığında bu liflerden daha dayanıksızdır diyor. Hatta bırak onu, kendi grubundaki ipek elyafıyla da karşılaştırdığınızda ipekten daha dayanıksız bir lif olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Demek ki bu dayanıksızlığın sebebi de keratinin 3'te 1 oranında lif yapısı içerisinde bulunması ve dolayısıyla bu keratinin yapısındaki bu şeylerin de bağların da daha az düzeyde bulunması. Hatırlayacak olursanız selüloz konusunu anlatırken galiba şöyle bir cümle geçmişti. Hani özellikle suyun selüloz liflerin etkisinde, işte pamuk, keten gibi doğal selüloz liflerinde serbest türündeki alkol gruplarının sayısı fazla olduğu için karşılıklı etkileşim de fazladır. Bundan dolayı da su işte lif ile temasa geçtiğinde şu etkileri yapıyor demiştik. Viskon gibi liflerde ise zincirdeki serbest türündeki alkol gruplarının sayısı az olduğu için karşılıklı etkileşimde az olduğunu, su lif içerisine girdiğinde tamam bir şişme ve bir de kayganlaştırma etkisi yaparak lifin mukavemetini düşürdüğünü söylemiştik. Benzer olay burada da var. Demek ki karşılıklı etkileşimde olabilecek şeylerin sayısı az. Yan grupların sayısı az. Bu yan grupların sayısının az olması sebebiyle de arkadaşlar mukavemetin düşük olduğunu söylüyoruz. Yün liflerinin kimyasal özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, birincisi suyun yün liflerinin etkisi. Su yün liflerini şişirir. Şişme miktarı %18-20'dir. %100 bağlı nemde üzerine %30 kadar nem absorbe eder demiş arkadaşlar. Suyun bir şişirme etkisi var. Bu şişirme etkisi de %18-20 kadar sınırlı. Her ne kadar en fazla nem çeken elyaf olmuş olsa desek de %14-16 nem çekiyor desek de günün bu sınırlı etkisinin sebebi nedir? Şişmenin sınırlı etkisinin sebebi nedir gündeki arkadaşlar? Yüzeyi tabakasının, pul tabakasının sert olması, boynuzu yapıtı olması. Sert olan bu tabaka suyu elyaf içerisine hapsediyor. Dolayısıyla da şişmesini ne yapıyor? Önüne geçmiş oluyor. Aynı zamanda su yün elyafını ne yapacak arkadaşlar? Tuz ve hidrojen köklerini kopartarak yaş dayanımlarında düşmesine sebebiyet verecek. Asitlerin etkisine baktığımızda seyreltik anorganik asitler ile, bakınız seyreltik anorganik asit derken ilk aklımıza gelecek sülfürik asit olsun. H2SO4. Tamam mı? Sülfürik asit olsun. Sülfürik asitin seyreltik çözeltileriyle muamele ettiğinizde bir miktar yün elyafı asidi ne yapıyormuş? Kendi bünyesine absorbe ediyormuş arkadaşlar. Bunun nedeni protein zinciri üzerindeki bazik gruplarla asidin birleşmesidir. Derişik asitler yün elyafını bozundurucu etki yaparlar diyor. Yani siz yün elyafına bir terbiye işlemi uyguladığınızda, bir kimyasal işlem uyguladığınızda özellikle kullanacağınız kimyasal madde nedir? Asit ise özellikle kullanacağınız kimyasal madde sülfürik asit. Eğer pH ise 2-3'lerde çalışıyorsanız sülfürik asit ama nasıl? Seyreltik halde. pH 4-5'lerde çalışıyorsanız formik asit, pH 5-7 arasında çalışıyorsanız da asetik asit kullanıyorsunuz. Ya da amonyum asetat kullanıyorsunuz. Asetik asit değil de amonyum asetat, asit karakterli tuz kullanıyorsunuz. Ve özellikle de neymiş arkadaşlar? Hani sülfürik asidin konsantre halde bulunması ya da diğer anorganik asitlerin konsantre halde olması yün elyafını ne yapıyormuş arkadaşlar? Bozundurucu etki yapıyorlarmış. Bazıların yün liflerin etkisine baktığımızda kuvvetli bazlar yün elyafını tamamen parçalar diyor. Kuvvetli baz dediği yine anorganik bazlardır. Yani sodyum hidroksit, potasyum hidroksit. Aklınıza ilk gelen bunlar olsun. Özellikle de potasyum hidroksit arkadaşlar. Potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit gibi kuvvetli bazlar yün elyafını çok kolaylıkla parçalıyorlar. Ha, soğukta bu süre biraz daha uzunken sıcakta, kaynarda 2-3 dakikada bu parçalama olayı gerçekleşiyor. Bu nedenle yünün bazlarla muamelesinde zayıf bazlar ve pH 9-10 aralığında çalışılmaya dikkat edilmelidir diyor. Geçen haftalarda da hatırlayacaksanız söylemiştik bu durumu. Yün elyafıyla çalışırken pH 10'u geçmeyecek. 9-10 aralığında çalışacaksınız ve baz olarak da ne kullanacaksınız? Zayıf karakterli organik bir baz olan sodyum karbonat, diğer adıyla soda kullanmak durumundayız arkadaşlar. Bunlara da dikkat ediyormuşuz. Diyoruz, yün konusunu bitirmiş oluyoruz. Yün konusuyla ilgili sormak istediğiniz bir yer var mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir yer yoksa burayı, dersi burada bitirelim.